Ve dönüyoruz iç siyasete. Siyasette gündem yerel seçimler. Malumunuz bugün Salı, mecliste grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi AK Parti grup toplantısında. Partililere uyarıda bulundu Erdoğan. MHP grubunda da Devlet Bahçeli kürsüdeydi ve Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirileri yanıtladı Bahçeli. Sözleri çok sertti ve konuyu günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Palu ailesine bağladı Bahçeli. Günahımıza girenler, sosyal medyadan zehir kusanlar, adeta son günlerde ülke gündemine demir atan Palu ailesinden çıkmış gibiler. Türkiye'nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Yerel seçimler yaklaştıkça liderler arasında tansiyon yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün kürsüden muhalefete yüklendi. Zillet figüranlarını gayet iyi biliyoruz. Erdoğan önce partililere seslendi, dava hatırlatması yaptı. Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Partili olmamış, olamamış demektir. Ardından hedef tahtasına CHP'yi koydu Cumhurbaşkanı. CHP 2014 mahalli seçimlerini FETÖ'cülerin verdiği malzemelerle yürütmüş. Baktı ki FETÖ'cüler tek başına yetmiyor. Şimdi onun yanına PKK'lıları, hamur tutkalıyla bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. CHP milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Cumhur İttifakı'na getirilen eleştirileri değerlendirdi. Önemli olan beka dedi. Konuyu at pazarlığına çevirmedik. Partimizin hak ve hukukunu ezdirmedik. Onlarınkini de yok saymadık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek, teslim olduğunu iddia etmek sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir? İlle de bir tercih yapacak olursam şunu herkes bilsin ki bin defa beka derim, bekayı savunurum. MHP liderinden ilgi çıkışlar da geldi. Cumhur İttifakı'nın yaşaması hususunda kararımız karar, sözümüz senettir. Kavgamız ise zilletledir. Milli bekanın safındayız. Kocunan varsa şu kış kıyamette tavsiyem gocuk giysin. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı eleştirenlere bir de Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan Palu ailesi üzerinden yüklendi. Günahımıza girenler, sosyal medyadan zehir kusanlar, adeta son günlerde ülke gündemine demir atan Palu ailesinden çıkmış gibiler.